Merhaba, ben Burcu Erbil Çiftçi. Sivil Diyalogların bu bölümünde konuğumuz Cineli Eğitim ve Kültür Vakfı kurucularından mevcut yönetim kurulu başkanı Nevin Kaygısız Apaydın. Hoş geldiniz Nevin Hanım. Hoş bulduk. İzninizle kısaca tanıtmak istiyorum sizi. Restorasyon uzmanı, yüksek mimar olan Sayın Kaygısız Apaydın aynı zamanda müzecilik alanında yüksek lisans derecesine sahip. Köy Enstitülü iki öğretmenin çocuğu olan Nevin Hanım, okuma yazma öğrenimine 1968 sonrası başlayan kuşağın çok yakından tanıdığı Cin Ali karakterinin de ablası. Bugün kendisiyle Cin Ali Vakfı'nı, Cin Ali'yi, Cin Ali'nin Türkiye'deki çocukluk tarihi ve okuma kültürü açısından önemini konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz diyor ve ilk sorumla başlıyorum Nevin Hanım. Buyurun, hoş bulduk. Bekliyorum sorunuzu heyecanla. Peki. Babanız Rasim Kaygısız'ın okuma yazma öğretimi için geliştirdiği kitap serisinin ana karakteri Cin Ali, sizin hiç büyümeyen kardeşiniz. Onunla yolu bir yerde kesişen bizler içinse ortak kültürel hafızamızın önemli bir motifi. Siz size kalan bu kültürel mirası sahip çıkarak bir müze ve vakfın kuruluşunda yer aldınız. Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kuruluş hikayesini paylaşabilir misiniz bizimle? Tabii ki kuruluş hikayesi aslında tabii bayağı eskiye dayanıyor. Bayağı eskiye derken 2005 yılında biz ilk defa Cin Ali ile ilgili bir şeyler yapma fikrine kavuştuk diyelim ya da zorla kavuşturulduk. Neyse bir yerde de iyi olmuştur. 2005 yılında müfredat değişikliği Cin Ali yasaklandı. Cin Ali gözden düştü, tarihten silindi gibi duyuruldu. Neydi bu müfredat değişikliği? Tümden gelim yöntemi yerine tüme varım yöntemine geçildi 2005'te. Biz önce çok bozulduk bu müfredat Cin Ali yasaklandı haberlerine. Fakat bizim gibi bozulan pek çok kişi varmış ki hemen Cin Ali ile ilgili yazılar yazılmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Bir Gün gazetesindeki Aydan Çelik'in yazısıydı. Aydan Çelik şöyle diyordu, Cin Ali bizimdir, siz onu bizden alamazsınız. O bizim biricik yerli kahramanımız, nevi şahsına münhasır bir karakter diyordu. Biz onu okuyunca şöyle bir durduk, Cin Ali evet bizim için çok önemli ama demek başkaları için de çok önemliymiş. O haberlerin, bu yazıların üstüne o sırada internet daha yeni yeni popüler olmaya başlıyordu ama orada Cin Ali'den bahsedildiğini görmeye başladık. Cin Ali için gruplar kurulmaya başladı. Orada Cin Ali'yi ne kadar sevdiklerini, unutamadıklarını yazan pek çok kişi vardı. Suna Yakın'la tanıştık. O Cin Ali'yle müzesinde de yer vermişti. 2005'te kuruldu onun oyuncak müzesi. Biz de program yaptık. Beyaz Şovda Cin Ali tiplemeleri yapıldı falan. Bir baktık ki Cin Ali sadece bir kitap karakteri olmaktan çıkmış, pek çok değişik yönde kullanılmaya başlamış. Gene aynı sene iki endüstriyel tasarım öğrencisi Cin Ali'den yola çıkarak yaptıkları tasarımlarla adlarını duyurdular ve yurt dışında çeşitli dergilerde, gazetelerde yer aldılar. O zaman biz ne yapalım, ne edebiliriz diye düşünmeye başladık ama hemen bazı şeylere karar verilmiyor ya da bazı altyapıyı hazırlamanız gerekiyor. Biz o sıra işte epey düşündük ne yapalım, ne edelim derken ama çocuklar vardı, ablam, benim, ailelerimiz, iş yaşamımız. Buna fırsat bulamadık. 2010 yılında gün geçtikçe de artık bu yazılar vesaire çoğalıyordu. 2010 yılında ben Cin Ali ile ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor diye yavaş yavaş kendimi hazırlamaya başladım. 2012 yılında Cin Ali gene gündemdeydi. Ali gitti, bilgi geldi diye bu sefer yazılar çıkmaya başladı. Biz artık Cin Ali'yi tekrar aile olarak basmaya ve bir vakıf kurmaya karar verdik. Tabii ki vakıf kurmak, önce bir maddi altyapısını hazırlayacaksınız. Sonra uzun bir bürokratik işlemler var. Sonuçta biz 2016 yılında resmen vakfı kurmuş olduk. 2013 yılında biz kitapları basmaya başladık. 45. yılıydı Cin Ali'nin. Böyle niyeyse 45 olsun dedik. 5'li 10'lu yıllar cazip oluyor. O sene kitapları çıkardık. Vakfın
Kuruluş hikayesi böyle ama tabii biz bu arada sadece vakfı kurmadık. Kitapları basmaya başladıktan sonra 2014 yılında bir müze kurma fikri ortaya çıktı. Çünkü biz kime kitap basacağımız, cineleri basacağımız, işte cinelerin ablasını falan diye ortaya çıkınca herkes böyle kocaman bir gülümseme oluyor ve "Ah, ne kadar güzel, Cineli benim ilk çocukluk aşkım" diye tepkiler geliyordu. Öyle olduğu için biz bir de soruyorlar işte Cineli kim? Kim yazdı? Niye yazdı? Biz dedik ki bunu herkese tek tek anlatmaktansa bir müze kuralım. Müzede Cineli'nin hikayesini anlatalım dedik. İşte müzenin yanında kütüphane kurduk elimizdeki kitaplarla. Sonra bağışlar gelmeye başladı. Cineli Çocuk ve Eğitim Araştırmaları Kütüphanesi. Burada da 12 yaşa kadar olan kısmı kendimize sınır olarak belirledik. Çünkü çok engin bir alan kütüphanecilik. Yerimiz kısıtlı. Fakat tabii bunların yanı sıra biz köy enstitüleriyle ilgili, Ankara, Cineli Ankaralı, Bahçeli Evler ve Kavaklıdere ile ilgili koleksiyonda geliştiriyoruz gün geçtikçe. Evet. Aslında evet, Cineli'nin hikayesine buradan geçeceğim. Bıraktığınız yerde de bir köy enstitüsü vurgusu var tam olarak. Yani müzede hakikaten ciddi bir yer kaplıyor. Ben ziyaret ettiğimde özellikle bir köy enstitüsüne ilişkin bir tarihi de izleme olanağı buluyor ziyaretçiler. Çünkü anneniz ve babanız iki köy enstitülü öğretmen ve Cineli de böyle bir projenin ürünü aslına bakarsanız. Burada evet, yani Cineli'nin bir köy enstitülü öğretmenin tasarımlarından nasıl çıktığına ilişkin bir soru sormak istiyorum. Bu bir öğretim materyali aslında. Babanız yalnızca birinci sınıflara okuma yazma öğretmek üzere materyal geliştiriyor ve öğretmenlik yapıyor bildiğim kadarıyla. Süreci anlatabilir misiniz? Cinali nasıl ortaya çıktı? Okuma yazmayı desteklemesi açısından nasıl bir kaygıyla ortaya çıktı? Aslında Cinel'den önce babamın geliştirdiği bir oyun okuma öğretimi var. Babam 1960 yılında Gazi Eğitim'in pedagoji bölümünü bitiriyor ve orada öğrendikleriyle o zamana kadar olan deneyimlerini birleştiriyor. Çocuklar daha kolay, daha eğlenceli nasıl okumayı öğrenirler diye düşünüyor. Ve 61 yılında çözümlü alfabe ile başlayan bir okuma araçları serisi ne yapıyor? Serisini geliştiriyor, tasarlıyor, yaratıyor hepsini diyebiliriz. Çözümlü alfabeden sonra oyunla okuma öğretimine adını veren ahşap küplerin üstünde sözcükler var. Resimli ve hareketli matematik fişleri, heceleme fişleri, yazmayan kalem, bunlar peş peşe geliyor. Bunlarla olan çalışmalarını okulda arkadaşlarıyla paylaşıyor. Arkadaşlarıyla şu böyle iyiydi, bu daha iyiydi, nasıl yapalım diye karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bunu da gene fuarlarda tanıştığımız aile öğretmen, babamın o dönemki okul arkadaşı, aynı yerde öğretmenlik yapıyor. Ondan aldığımız bilgiler, birlikte çalışıyorlar. Bunları geliştirdikten sonra bakıyor ki çocuklar çok kolay okumayı öğreniyorlar. Çünkü oyunla okumayı öğrenenler ya da okumayı oyunla öğrenenler hem daha kolay öğreniyor hem de seviyor okumayı. Çıkış amacı bu. Bir de o yıllarda işte ana sınıfı yok, yuva, kreş hiçbir şey yok. Çocuklar da oradan annesinden alınıp birinci sınıfta öğretmene veriliyor. Öğretmene veriliyor fakat öğretmenin o çocukla ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü daha annesinden yeni ayrılmış, okula alışması zor. O yüzden babam birinci sınıf öğretmenliğinin çok önemli olduğunu ve bunun bir branş olarak, ayrı bir dal olarak eğitimin olması gerektiğini söylüyor. Bu araçları yaptıktan sonra çocuklar okumaya geçiyor ama okumaya geçtiklerinde bir şey okumaları lazım, bir kitap okumaları lazım. Bunun ihtiyacını duyunca Cin Ali serisini yapmaya karar veriyor. Cin Ali kitaplar kolaydan zora doğru gidiyor. Basit kelimelerle, basit cümlelerle başlıyor. Gittikçe zorlaşıyor ve
10 kitaptan sonra çocuk rahatlıkla diğer kitapları okumaya başlıyor. Tabii Cineli çıkınca bütün diğer okuma araçlarının pabucu dama atıldı. Cineli üzerinde yoğunlaşıldı ve bugün biz oyunlu okumayı da hem müzede anlatmaya çalışıyoruz hem de etkinliklerde o araçlardan yararlanıyoruz. Ama bilen çok az kişi çıkıyor çünkü 68'de Cineli çıktığında hepsi bir köşeye atılıyor. Evet, örneğin yazmayan kalem. Bu aslında hem de bir ihtiyaç da bir taraftan yani çok tüketim malzemesi olarak kağıdın ve kalemin bolca bulunmadığı okul ortamlarında daha sıklıkla kullanılan bir materyal sanıyorum. O sanıyorum gitgide refah durumu gelişen okullara, bölgelere göre tanınırlığı da azalıyor bu tarz materyallerin. Ama geri kalan tüm materyallerde evet dediğiniz gibi biraz Cine'nin gölgesinde kalmış. Müzede bütün bunları görme şansımız da oluyor. Hatta onların ilk örneklerini görebiliyoruz. Bu çok heyecan verici. Kitapların da özellikle ilk örneklerini görmek keyifli. Ben tam da bu noktada şunu sormak istiyorum aslında. Pedagojik bir kaygıdan bahsettiniz. Pedagojik bir eğitimi var Rasim Kaygusuz'un. Siz aynı zamanda bir mimarsınız. Estetik bir bakışa da sahip olmanız sebebiyle şu soruyu yöneltmek istiyorum. Sizce bu pedagojik kaygı ve ortaya çıkan ürünün estetik özellikleri arasında nasıl bir etkileşim var? Siz bu etkileşimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii burada bazı şeyler o dönemin ihtiyaçlarından tamamen çıkıyor. Ama mesela Cineli kitaplarını ele alacak olursak onların boyutları çocuğun eline göre ayarlanmış vaziyette. Şimdi müzeye geliyorlar, kitapları görünce ilk baskıları, aa diyorlar bizim zamanımızda kitap çok büyüktü. Kitap çok büyük değildi, sizin eliniz küçüktü. Eli küçük olduğu için kitaplar çok büyük geliyordu. Onun boyutları, kitapların boyutları mesela çocuk elinde kolay tutabilsin diye seçilmiş boyutlar. Şimdi çok çeşitli, çok kocaman kitaplar görüyoruz ama bu bir de tabii bunun okuma öğretmek gibi bir amacı var. Çocuk elinde tutacak, onunla bütün olacak. Mesela ben burada hemen Cineli 6.0'da projesinden bahsetmek istiyorum. Bunun ne kadar doğru olduğunu bu projeyi sürdürürken gördük. Şimdi körler için yapılan Braille alfabesiyle basılan kitapların hepsi çok büyük A4 boyutunda. Çünkü kağıt pahalı. Hepsini alt alta yazıyorlar ve işte büyük kağıtlar halinde dosya boyutunda kitaplar olarak çocuklara veriyorlar. Biz ilk bunu basmak için konuşurken Braille baskı yapan yerle dediler ki bize gönderin şeyleri, PDF'leri biz basalım A4'e. Olur mu dedik, yani bu çocuğun ilk kitabı özel bir şey olmalı dedik. Ve Cineli kitaplarından azıcık daha büyük oldu Braille alfabesiyle basınca. Ve böyle basıp bütün çocuklara, yani Türkiye'deki 17 körler okulundaki ilk öğretim seviyesindeki tüm çocuklara bu kitaplar gitti. Ne kadar doğru olduğunu zaman içinde gördük. Çünkü çocuklar bu kitapları rahat tutabiliyorlar, çantalarına koyabiliyorlar, yanlarında taşıyabiliyorlar. Nereye giderlerse kitabı götürüp orada okuyabilirler. O zaman çocuk kitap okudum hissine kapılıyor. Zaten ince kitaplar. Bunları bitirdiğinde, halbuki ilk kitapta 20-25 kelime var aslına bakarsanız. Ama o 20-25 kelimeyle de bir hikaye kurulduğu için çocuk kitap okudum hissine kapılıyor. Ve körlerle yaptığımız bu çalışmalarda biz bunu çok net bir şekilde fark ettik. Çünkü diğer türlü okullara gidiyor ama böyle bir muhabbet geçmiyor. Çünkü kitaplar yaradı mı, nasıl oldu, düşünceleriniz nedir diye sormuyoruz. Ama onlarda sorduk. Onların bu kitaplardan nasıl etkilendiklerini, nasıl kullandıklarını, hatta bununla ilgili bir etki analizi raporu da hazırladık. O yüzden kitapların hani fiziksel olarak seçimi çocuklara göre yapılmış bir seçim. Çok bilinçli yapılmış. Onun dışında
Kapaklar çok renkli. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Gerçi şimdi biz hepsini aynı tonda basabiliyoruz. Yani bir baskı diğerinden farklı olmuyor ama ilk basıldığı yıllarda seka kartonları kullanılıyor. Kartonların kendi renklerinden basılıyor. Yani sarı, mavi, kırmızıyı hep bulabiliyorsunuz ama ara renkleri o yıl ne çıkıyorsa ondan basıyorsunuz. İşte yeşilin tonu değişiyor, turuncu başka bir şekle dönüyor falan. Ama tabii rengarenk olması da çocuklar için çok cezbedici bir şey. Ama biz içeride renkli olmaması da özellikle düşünülen bir şey. Çünkü renkli olduğunda çocuk resimlerle metinleri ayıramıyor. Daha doğrusu ayıramıyor demeyeyim de metinlere odaklanamıyor. Resim daha hareketli, daha canlı. Halbuki burada hem resim hem yazı birbirini çok iyi destekliyor, besliyor. Bu da özellikle planlanmış bir şey. Onun dışında puntolar, yani yazı büyüklükleri, satır aralıkları hepsi çocuğun ilk anda rahat okuyabileceği şekilde tasarlanmış. Tabii son kitaplara doğru kelimeler boyutları küçülüyor harflerin. Aralıklar daha sıklaşıyor ve daha kalabalık yazıyı aynı anda çocuk okuyabiliyor. Onun dışında tabii içeriği resimlerin o kadar sade olması çocuk o resmi çizebiliyor. Yani o yaştaki çocuk öyle çizer. Yani çizgilerden bir adam yapar. Çocuk oradaki resimleri çizmekten korkmuyor. Yani hem yazıyı okumaktan korkmuyor çünkü başa çıkabileceği bir uzunlukta ve büyüklükte hem de resimleri rahatlıkla çizebilir. Ve pek çok kişi derslerde hani resim dersinde Cinali'nin atını çizelim, Cinali'nin işte kendisini çizelim diye derslerde bunları istediklerini söylediler. Yani ilkokulda okurken Cinali çizebilmek çünkü onlara bir güven veriyor. Onun dışında bir de içerik var. İçerik de şöyle önemli. Çok basit hikayelerden başlıyor. Ama bir hikaye örgüsü var. İkincisi kitaplarda her zaman mutluluk var. Neşe var. Arkadaşlarla, büyüklerle güzel ilişkiler var. Doğa sevgisi, hayvan sevgisi var. Yani çocuk o kitabı okuduğunda mutlu oluyor. Öyle çocuk kitapları görüyoruz ki yani birinci sınıf için tabii daha sonra hayatın gerçeklerinden kaçamazsınız. O tip olaylar da olacak ama birinci sınıfta daha kitabı okumaya yeni başlayan çocuğa da üzüntülü hikayeler anlatmamak lazım. Çocuk oradaki mutluluğu, sevgiyi hissettiği için de Cineli kitaplarını bence bu kadar çok seviyor. Bu da özellikle yapılmış bir şey. Yani çocuklar mutlu olsun diye bu kitaplar öyle planlanmış. Son kitap yalnızca renkli. Onunla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Son kitap renkli artık çünkü renkli bir dünyaya geçiyor. Kitapların büyülü dünyasına gidiyor. Biraz da bir ödül gibi son kitap renkli ve sen artık başka bir hayata doğru yol alabilirsin deniyor. Tabii belki şunun da etkisi vardır. O zamanlar renkli basmak çok zor ve pahalı bir şey. 68'den bahsediyoruz. Şimdi her şey anında basılabiliyor. Onun da etkisi var mıdır diye düşünüyorum ama yani sanırım son kitabın renkli olması böyle yeni bir dünyaya kapılarınız açılıyor demek için. Evet, içerik olarak hem mutluluk, neşe, pozitif duyguları, pozitif motifleri içermesi çok önemli. Bir de şöyle düşünüyorum, çocukların kendileri için ürettikleri kültürün ürünlerine de yer veriyor. Yani genellikle şu an mesela çocuk kitapları dediğimiz grup yetişkinlerin çocuklar için ürettiği bir kültür. Ama çocukların kendi için ürettiği kültür ürünleri de var. Oyun bunlardan biri. Orada Cineli sürekli arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Dediğiniz gibi hayvanlarla yani ona ait kendi ilişkilerini kuruyor. Ve ona ait bir dünya var. Cineli'ye ait bir dünyayı sürekli seyrediyor okuyan kişi de.
O yüzden içeriğin fiziksel olarak da bu kadar desteklenmesi bence dönemin koşullarına göre, siz matbaa koşullarından, kağıt bulmak zorluklarından bahsediyorsunuz ama çok ciddi bir başarı ve bu başarının bu derece büyük olması da elbette arkasındaki kaygıyla ilgili, pedagojik öğretimle ilgili kaygıyla ilgili. Ben şunu sormak istiyorum. Az önce Braille alfabesiyle basılan Cinelli kitaplarından da bahsettiniz. Farklı kurum kuruluşlarla işbirlikleri de geliştiriyorsunuz. Bu süreçleri nasıl yaşıyorsunuz? Bu konularla ilgili neler söylersiniz? Hatta bir şarkı yarışması da oluşturdunuz ama bu sanıyorum sadece kurum içi ya da farklı konservatuvarlarla işbirliği yapıldı mı? Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurum kuruluşlarıyla işbirlikleriniz ne düzeyde ve nasıl gelişiyor? Başta söylediğim gibi biz bu projeye başladığımızda kimle konuşsak ben ne yapabilirim diyordu. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum diyordu. Biz o yüzden her yaptığımız işte birileriyle birlikte çalışmayı seviyoruz. Şimdi bizim üniversitelerle özellikle çok yakın ilişkilerimiz var. ASKAT diye bir topluluğumuz var. Arkeoloji, sanat, Ankara Sanat, Kültür Araştırmaları Topluluğu. Uzun bir açılımı var. Biz bu grupla 10 yıldan beri birlikteyiz. Daha önce başka yerlerde yaptığımız bu seminerleri 2015'te yeni binamıza geçtiğimizde orada devam ettirmeye başladık. Pandemiye kadar yaz tatilleri hariç, Temmuz Ağustos hariç her yıl her cumartesi belirli programlarda bu grup geliyordu ve çeşitli konularda seminer dizileri yapıyorduk. Bu seminer dizilerini yaparken de pek çok üniversiteyle işbirliği içindeydik. Yani konuyla ilgili ne, müzik tarihi yapılıyor. Müzik tarihindeki hocalarla program yapıyoruz. Bu programlar da bayağı böyle birkaç hafta süren, belki birkaç ay süren programlar oluyor. Hemen konuşup bir hafta sonra bu programları koymuyoruz gündeme. Burada bütün üniversitelerle, yani tabii Ankara'daki üniversiteler ve Ankara dışındaki bazı üniversitelerle yakın işbirliğimiz oldu bu konularla ilgili ve bu hocalarımız sonra kendi programları bittikten sonra diğer programları da bu sefer dinleyici olarak katılmaya başladılar. Bizim o yüzden hem öğretici hem öğrenci öğretmen öğretim görevlisi grubumuz var Cineli içinde. Tabii mesela çocuk şarkı yarışmalarını siz de örnek verdiniz. Oradan başlayayım. Şarkı yarışmalarını biz bu bahsettiğim ASKAT topluluğunda verdiğimiz müzik tarihi seminerlerinde den ilham aldık. Şöyle ki şimdi biz müzik tarihini öğreniyoruz ama arada bazı deyimler var. Biz bunları bilmiyoruz. Biz dedik ki bir de bize böyle temel müzik bilgileri verilecek bir program hazırlayın. Bu programda biz aslında müziğin ne kadar zevkli, müzik öğrenmenin ne kadar kolay olabileceğini gördük ve hepimiz biliyoruz. Şimdi hele hiç müzik dersleri falan neredeyse yapılmıyor. Bunları aslında biz ilkokulda öğrenmeliydik. O zaman biz bir şey yapalım, bir grup oluşturalım. Biz çocuklar ve müzik için ne yapabiliriz? Bunu konuşalım dedik. Bunu konuşurken dedik ki yani elimizde bir şey olması lazım, bir kaynak olması lazım ki biz bunları kullanarak çocuklara bir şeyler verelim müzikle ilgili. Bu yapacağımız çalışmalar da tamam biz Ankara'dayız. Ankara'da tabii bu çalışmaları yürüteceğiz ama bu çalışmalar bittikten sonra da tüm Türkiye'ye bunu yani kullanabilecekleri şekilde dağıtalım. Çocuk şarkı yarışmaları bu fikirden çıktı. Şimdi çocuk şarkıları yarışması yapacağız. Bunu kim değerlendirecek? Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan, Gazi Üniversitesi'nden bu müzik tarihiyle ilgili bize seminere gelen hocalarımızdan yardım istedik. Onlar bize bir jüri oluşturdular. Sonra bu jüri 76 eser geldi. Bu jüri
iki kere toplandı. Bayağı böyle uzun çalışmalar, uzun tartışmalar yapıldı ve eserler seçildi. Bu seçilen eserleri de biz 20 Ekim 2019'da ödül töreni ve konser düzenledik. Orada herkesle paylaştık. Şimdi bu birinci aşama. Tamam, elimizde bir şarkı havuzu var. Biz bunları nasıl kullanacağız? Neler yapabiliriz diye düşünürken tabii pandemi çıktı ortaya. İlk adımımız aslında Cineli Çocuk Şarkıları kitabını çıkarmak. Şimdi o kitabın hazırlıkları sürüyor. Bu tabii pandemi, yani boş vaktimiz yok mu? Var, ama insanın o enerjisi kayboluyor, bir belirsizlik var. O yüzden biraz bu süreç uzadı. Şimdi biz o süreci toparlayıp Çocuk Şarkıları kitabını çıkarmak istiyoruz. Bunu çıkardıktan sonra ne yapacağımızı da artık hocalarımızla konuşacağız. Fikirlerini söyleyecekler. Bu konserde biz Ankara Devlet Konservatuarı, Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı konservatuvarın ortaokul çocuk korosu ile çalıştık. Onlar seslendirdi bize. Çok da güzel bir konser oldu. İşte toprağı bol olsun, Muammer Sun da bize onur konuğumuz olarak katılmayı kabul etmişti. Müteşekkiriz bu konuda. Onunla birlikte bir şeyler yapmak için yola koyulmuştuk. Bundan sonrasını konuşacağız. Yani mesela jüri üyelerimizden biri bunu bir orkestra eşliğinde çalalım, düzenleyelim, öyle bir konser verelim demişti. Ama onu yapamadık. Belki ileride yaparız. Burada dediğim gibi Ankara Devlet Konservatuarı, Gazi Üniversitesi'nden hocalarla, emekli olan hocalar, hala ders veren hocalarla çalıştık. Askat topluluğunda da bizim Ankara dışından da hocalar gelip ders veriyordu. Bir de üniversitelerimiz var. Ben müze eğitimi yüksek lisansını yaparken Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde yaptım. Oradaki hocalarla bir yakınlığımız var. Onlarla da zaman zaman buluşuyoruz, neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Onun dışında bizim müze buluşmaları var. Gene ben bu master'a başladığımda oradaki bir grup arkadaş, derslerde biz artık dersi kaynatacak kadar çok müze hakkında konuşmaya başlayınca dışarıda konuşalım bunları dedik ve 4 yılımızı bitirdik. 4,5 yıldır neredeyse her ay çoğunlukla Cineli Müzesi'nde toplanıyoruz. Müzeler hakkında konuşuyoruz. Bu arada da çeşitli müzelerle etkileşimde bulunup bazen onları ziyarete gidiyoruz, bazen onlar bize geliyor. Şimdi tabii bir senedir Zoom üzerinden bu buluşmaları yapıyoruz. Pek çok müzeyle böyle bir ilişkimiz var. Bizim çeşitli derneklerle, Ankara'daki işte semt dernekli, mesela Kavaklıdenem, Kavaklıdere'de bulunduğumuz için o dernekle, Bahçeli Evler'de Cineli olduğu için, oradan çıktığı için Bahçeli Filli Park Evler, değil mi? Filli evet, Park, Filli Park. Bahçeli Evler Derneği'nin aslında bulunduğu park. Yanlış mı biliyorum? Doğru, doğru biliyorsunuz. O yüzden Bahçeli ile ilgili bir dernekle bağımız var. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında Ankaralı gezginler geliyordu, bizim orada toplantılarını yapıyordu. Mavi At Derneği vardı. Onun dışında şurada bir iki not almıştım, bakayım bulabilirsem. EGET, Eğitimli Görme Engelliler Derneği ile şimdi yeni bir proje için konuşuyoruz. Bu körlerle ilgili projemizden sonra biz bir de daha minik bir proje yaptık. Pandemide körlerin durumunu anlatan Beni Gör Sesimi Duy diye. Bütün bunlar bizim sitemizde, YouTube kanalımızda yayınlanıyor. Türk Dil Kurumu bir sergi hazırladı. Biz o sergiye katıldık. Cermodern'le böyle bir ilişkimiz oldu. Oradaydı bu sergi.
Onun dışında fotoğraf sanatçıları kurumu geliyordu. İşte Vekam'la bir ilişkimiz var. Ve böyle böyle çeşitli derneklerle dirsek temas, hatta bazen böyle kol kola bile aynı yerde yürüyoruz. Sebeder'le Cineli Altınokta'da projesini yaptık. Bu gene Altınokta'da MEP bize izin verdi. Tabii onların izni olmasaydı biz bu kitapları dağıtamazdık. Onlarla böyle bir ilişki içindeyiz. Ankara'daki ve Türkiye'deki, tabii Ankara'dakilerle daha yakın ilişkideyiz Köyler Okulu'nun. Türkiye'de biz 17 okula gönderdik ama proje gereği sadece 6 okula gidip orada çekimler yaptık. Bu 6 okulla rahat ilişkilerimiz sürüyor hala. Hatta yani daha sık gidip oradaki durumu biraz daha gözlemek istiyorduk ama olmadı. Evet, bunlarla ilişkimiz var. Belki aklıma gelmeyen şeyler de vardır. Evet, ben birini hatırlatayım. Bizim de sizinle, benim daha doğrusu görev yaptığım okuldaki öğrencilerimiz 23 Nisan için oyun üzerine bir söz tarih projesi yaptılar. Varlık Lisesi öğrencileri. Onlar da şimdi 23 Nisan'da ailelerinden edindikleri oynadıkları oyunlara ilişkin bilgileri bir poster sunumuyla küçük yaştaki arkadaşlarına 23 Nisan'da armağan etmek üzere hazırlık yapıyorlar ve Doğru. buradaki poster sunumda Cin Ali figürlerini kullandılar. Onları da yakında sizinle de paylaşacağız. Tabii şu an siz de hep dediğiniz pandemiden dolayı her şey kesintiye uğradı. Aynı şekilde bu tarz sunumlar, bir araya gelme olanakları her yerde kesintiye uğradı. O yüzden öğrenci projelerinde de hep nihai çıktı. Daha dijital video gibi çalışmalara yöneliyor. Bizim öğrencilerimiz de öyle yapacaklar. Ben siz anlatırken hep aklıma şu soru geldi. Cin Ali'yi konuşmak üzere bir araya geldik. Fakat Cin Ali'nin bir de annesi var. Biraz annenizden de bahsedebilir misiniz? Annem de Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nden mezun. Annem Karadenizli, babam Ankaralı. Hatta annemin bu köy enstitüsüne gitmesi de aslında o dönemde kız çocukların okumasına ne kadar önem verildiğini göstermesi açısından önemli. Annem Rize Fındıklı'da doğuyor ama Rize o sıralar Artvin'e bağlı. Hopa da Artvin'e bağlı. Artvin'de Kars Cılavuz Köy Enstitüsü'ne bağlı o dönemde. Şimdi annem zaten 10 yaşında okula gidebiliyor. Çünkü 10 yaşında köyün okul kuruluyor. 5 yıllık okulu 4 yılda bitiriyor. Çünkü çok hevesli, çok çalışıyor. Bir yılı oradan kazanıyor. Fakat okulu bitirdi, ilkokulu. Sonrası ne olacak? Yani ortaokula göndermeleri çok zor. Abisi pazar da bir ortaokul var. Oraya gidiyor. Orada birisinin yanında kalarak okuyor. Pazar Fındıklı'ya 30 kilometre ve yol yok, yürüyerek gidiyorlar ya da araç yok. O sırada annemin okulu bitirdiği sırada dedem Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nde eğitmen kursuna katılıyor. Eğitmen kursunda bakıyor ki orada kız çocukları okuyor. Kız çocuklarının okuduğunu görünce benim kızım burada okumalı diye düşünüyor. Fakat Kars Cılavuz'da okuması gerektiğini öğrenince bu olamaz diyor. Okul müdürüne gidiyor. Ben kızım oraya gönderemem çünkü yol yok. Hani gelemez bile oradan diyor. Ne yapalım ne edelim derken okul müdürü işte gerekli düzenlemeleri yapıyorlar ve sahildeki köyler, kasabalar Beşikdüzü Köy Enstitüsü'ne bağlanıyor. Yani bir kız çocuğunu kazanmak için böyle bir değişiklik yapıyorlar. Şimdi Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nün evet gitmesi kolay, gitmesi kolay dediğimiz yere 3 günde gidiyorlar. Bugün 3-4 saatlik bir yer ama o şartlarda, o günün şartlarında 3 gün sürüyor. Babam işte annem orada okuyor. Sonra Yüksekköy Enstitüsü'ne, Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü'ne geliyor Ankara'ya. Kapatılıyor bitiremeden. Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun oluyor. Niye bu kadar ayrıntılı anlatıyorum? Çünkü bir süre sonra annem babamın köyüne öğretmen olarak atanıyor. Orada göreve başladıktan kısa bir süre sonra Köyler Okulu Ankara'ya taşınıyor. Etimesgut'ta
nispeten Zirkayı köyüne yakın. Şefkatli, çalışkan, sabırlı öğretmenler arıyor Mithat Enç, köyler okulunun kurucusu. Annemde de bu özellikler var. Annemi eğitiyor. Annem bir süre sonra köyler okulunda çalışmaya başlıyor. Çok seviyor. Yani o yıllarda ki anılarını biz çok dinledik. Yani nasıl akşamları Braille daktiloda kitapları çevirirmiş, işte nöbet var, yatılı okul o zamanlar, körler okulu. Öğrencilerle çok yakın ilişkisi oluyor ve bu yakın ilişki aslında bugüne kadar sürüyor. Annemin ölümünden sonra da biz devam ettirdik. Annem sağken onu öğretmenler gününde mutlaka davet ederlerdi, bir yemek düzenliyorlardı. Her bayramda ararlardı ve biz onlarla konuşurken Cinali'yi köylerin bilmediğini öğrendik. Bu bizim hatamız dedik. Bu böyle olmamalıydı. Annem için bir köşe hazırlıyorduk aslında biz. Şu an müzede Cinali 6.0'da bölümü annemin bu özelliğine, bu yıllarına bir atıfta bulunmak için yapılan bir şeydi. O sırada bir Avrupa Birliği projesi çıktı ve biz oradaki yani o bir köşeyi aldık. Bir proje haline getirdik ve bütün köyler okuluna bu araçlar gitti. Sadece Cinali değil, o biraz önce bahsettiğimiz oyunlu okuma araçlarından üç tanesini de heceleme fişleri, tombala ve Cinali'yi, bir de şekil eğitimi. Şekil eğitimi de uzun bir hikaye ama Onu körleri da biz... Ha, paylaşabilirsiniz. Peki. Zamanımız var. Şimdi biz... Cinali'yi Braille alfabesiyle basacağız. Aa dedik, ne olacak? Alta basarız, üstüne de kabartma şekilleri yaparız, resimleri yaparız. Oldu, bitti. Ama olay öyle değilmiş. Şimdi o kadar küçük şekilleri parmaklar hissedemiyor. Şekilleri büyük yapmamız lazım. Ama ne kadar büyük yapacağız? Bir de gördük ki şekil eğitimi yok denecek kadar az. Yani üçgen, dikdörtgen, daire, bunları öğreniyorlar matematikte, geometrik şekilleri ya da üç boyutlu bazı malzemeleri tanıyabiliyorlar ama şekil eğitimi yok. O yüzden biz büyük yapsak da bunu anlayamayacaklar. Biz de o zaman dedik ki şimdi herkesin bir Cinali figürü var kafasında. Biz öyle bir şey yapalım ki bunu okuyan, buna dokunan körler de kafasında bir Cinali şekli oluşsun. Ne olduğu çok önemli değil ama Cinali dediğimizde kafasında bir şeklin oluşması önemli. Büyük şekil levhaları yaptık ve her okula bir takım bu levhalardan koyduk. Bu levhalarda işte Cinali'nin ailesi, hayvanları, işte ağaç, uçak, kaplumbağa gibi çeşitli nesneleri kabartma halinde yaptık ve her okula verdik. Aslında tabii bu bir ilk denemeydi. Belki bunlar daha büyüyecek, daha küçülecek, daha başka şekillere gelecek ama bu konuda biz bir şey yapalım dedik. Annem 9 yıl orada çalışıyor. Ondan sonra ortaokul öğretmeni olarak Yıldırım Beyazıt'a geçiyor. Zaten Etimesgut'tan'da bir yıl sonra Ankara'ya taşınmışlardı köyler okulu. Şu anda Mithat Enç Görme Engelliler Okulu olarak bilinen yerden bahsediyorum. Güzel bir bina, çok güzel bir bina. Orada biz, Gazi Üniversitesi içerisinde sanki değil mi? evet, Gazi Üniversitesi içinde. Biz bu projede çok fazla şey öğrendik. Yani daha doğrusu biz hiçbir şey bilmediğimizi öğrendik. Yani onların dünyasında bazı şeyleri yapmaya çalışıyoruz ama bu yaptıklarımız ne yazık ki mış gibi oluyor. Yani yapmış olmak için yapılan pek çok şey var. Biz bunların ötesine geçmeyi hedefledik. Mesela şekil eğitiminin olmadığını biz böyle öğrendik. Şimdi bazı yerlerde ilanlar, işte ne bileyim broşürler var. Bunlar kabartma harflerle yapılıyor ve asılıyor. Ama siz görmeyen birisini oraya yönlendirmezseniz, istediğiniz kadar her tarafa kabartma harflerle yazın, bir anlamı yok çünkü ona ulaşamıyor. Müzede de biz bu oyunlu okuma araçlarını hem
görenler hem görmeyenler için yaptık. Her geçen günde biraz bir şey daha ekliyoruz. Adana'da sanırım bir tarih öğretmeni geldi. İki kişi geldi. Biri görmüyor, diğeri de biraz az görüyor. Az gören arkadaşı için şey yapmışlar, gelmişler müzeye. İşte ne olacak, bir 15-20 dakika bakarız, sonra gideriz dediler. 2,5 saat kaldılar. Çünkü müzede dokunabilecekleri çok fazla şey vardı. Oynayabilecekleri bir sürü araç vardı. Ve tabii Cinelli'nin hikayesi vardı müzede. Aslında müzede bu hikaye insanları çok etkiliyor. Şimdi başka bir konuya geçmiş oluyorum ama. Ben de başka bir konuya aslında geçmenizi sağlamak istiyorum. Belki siz de oraya doğru gidiyordunuz. Müze eğitimi, siz bu süreçte müze eğitimi üzerine bir yüksek lisans kararı aldınız. Bu bir gereklilik, bu bir zorunluluk muydu sizin için? Doğal olarak mı oraya evrildiniz? Ve şu an müze, Cinelli Müzesi ne gibi olanaklar sunuyor? Yani 15-20 dakika girerim, çıkarım diyen biri 2,5 saat orada keyifle zaman geçiriyorsa, bu bakış açısıyla da oranın dizayn edilmiş ve tasarlanmış olmasıyla ilgilidir diye düşünüyorum mutlaka. Siz sanıyorum buraya doğru gidiyordunuz. Buyurun. Evet, biraz oraya doğru gidiyordum. Şimdi biz müze kurmaya karar verince, tamam ben bir restorasyon uzmanıyım, tamam mimarım, evet müzelere de çok gidiyoruz ama müze kurmak başka bir şey. Bir müze nasıl kurulur? Sadece vitrinlerin içine bir takım eşyaları koymak müze demek değildir diye düşünüp müze eğitimi üzerine bu yüksek lisans. Ben buraya bir gideyim, müze nasıl yapılırmış, müze nasıl olmalıymış daha doğrusu bir öğreneyim dedim. Tabii bir zorunluluk değildi ama ben burada çok fazla şey öğrendim. Ben 2014 yılında yüksek lisansa başladım. Projeye de 2014 yılında aynı zamanlarda başladık. Ama 2019'a kadar hem proje hem tez sürdü. Çünkü ikisi birbirini besledi. Çünkü ben her öğrendiğim şeyde gelip müzede değişiklik yaptım. Yani orası öyle olmaz, burası böyle. Çok tartıştık tabii. Çok fikir vardı. Biz bir sürü fikri çöpe attık. Hani o, şimdi çöpe attık demeyeyim çünkü başka daha büyük bir müzeye geçersek orada bunları kullanacağız ama şu an uygulamadık diyeyim. Uygulamadığımız pek çok konu var. Bunlardan bir tanesi aslında en önemlisi müzeler için müzelerin etkileşimli olması. Şimdi bir müzeye gittiğinizde müze sizi bütün duyularınızla içine çekmeli. Ama bunu yapmak için de biraz müze tasarımında düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bizim tabii bir Cinelli'nin hikayesi var. Şimdi biz gelen ziyaretçiler şöyle diyor. Biz Cinelli Müzesi'nde ne olabilir ki diye geldik. Yani bu kadar çok öykünün olduğunu bilmiyorduk. Cinelli'nin müzenin bir öyküsü var. Genelde müzelerin bir öyküsü olmuyor. Daha doğrusu olan öyküyü karşı tarafa yansıtmıyorlar. Bu öykü aslında insanları çok etkiliyor. Gittiğiniz bir müzede o müzenin bir öyküsü varsa o müzeyi daha iyi algılıyorsunuz. Bu müzenin öyküsünü kurmak için biz çok çabaladık. Dediğim gibi çok fazla konu vardı, anlatmak istediğimiz çok şey vardı. Ama bunları en kolay şekilde nasıl anlatabiliriz? Bu önemli bir noktaydı. İkinci nokta müzenin dili. Şimdi müzelere gidiyorsunuz fakat o kadar çok yazı var ki. Sonuçta onları okumuyorsunuz. Okuduğunuzda aklınızda kalmıyor. Çünkü o yazılar aslında bir şey anlatmıyor. Ansiklopedik bilgi. Bazen öyle müzelerde örneklerle karşılaşıyoruz ki vitrin var ama vitrinin önündeki yazı ya da yanındaki yazı bambaşka bir şey anlatıyor. Bizim öğretmenlerimizden birisi şöyle demişti. O da benim aklımda çok yer etti. Müze ziyaretçisini, hani 4. sınıf öğrencisinin anlayabileceği şekilde kabul etmeniz gerekiyor.
Elbette bu, ben şimdi 60 yaşında gidiyorum, 4. sınıf öğrencisi gibi davranmıyorum ama bir belli bir sürede algılayacağımız metin bellidir. Yani sayfalarca okusak da hiçbir şey kalmaz. Bugün gezdiğimiz pek çok müzeden aklımda bir şey kalmıyor. Çünkü o kadar çok yazı var ki okunmuyor. Okunsa da akılda kalmıyor. Genellikle şöyle bir yanlış yapılıyor. Ne kadar çok yazı yazarsanız ve ne kadar çok koyarsanız müzeye, o kadar çok müzede vakit geçirilir diye düşünülüyor. Halbuki tam tersi. Biraz önce kitaplardan bahsederken kitapla başa çıkabileceğini hissediyor çocuk. Müze ziyaretçisi de öyle. Baktınız her taraf yazı dolu. Okumaz çıkarsınız çünkü onunla başa çıkamazsınız. Yani saatleriniz gider onları okumaya. Biz burada en basit haliyle, yani tıpkı Cineli kitaplarındaki yalınlıkla bu müzeyi nasıl yapabiliriz diye çok uğraştık. Anlatacağımız şeyler net akılda kalmalı. Müzeyi gezdikten sonra ne öğrenmeliler? Bizim için birkaç şey önemli. Cineli'nin yazarı Rasim Kaykusuz, Cineli Ankaralı. Ondan sonra bir de oyun okuma öğretimi yöntemini biz anlatalım. Yani çıkan bunları bilsin. Tabii zaman içinde körlerle ilgili yaptığımız çalışmadan ötürü annemin bölümü de önemli zaten. Ha, bu dört şeyi öğrensin. Buna daha fazlasını istiyorsa araştırsın, okusun. Mesela bu bizim çok dikkat ettiğimiz bir konu oldu. İşte koyabileceğimiz o kadar çok malzeme vardı ki, ama dediğim gibi başa çıkılabilir bir müze olması gerekiyordu. Biz onları sadeleştirdik. Sade bir müze oldu ve çok eğlenceli. Kesinlikle. Tabii bu bahsettiğim 2,5 saat geçiren ziyaretçilerimiz her şeye dokundular. Her şeyi öğrenmek istediler. Bütün yazıları okudular. Biz yazılmayan da pek çok şeyi anlattık. Çünkü her şeyi orada yazmamız mümkün değil. Ve bizim şimdi bu Cineli Altı Noktada projesiyle tanıştığımız öğrencilerimiz var. Bir adamız var. Ada 4. sınıf öğrencisi. Müzeyi çok seviyor. Çünkü burada dokunabiliyor ve Cinali'ye sarılabiliyor. Cinali benim arkadaşım diyor. Her geldiğinde müzeye sarılıyor ve her gelişinde başka bir arkadaşını getiriyor. Müzemizin bir de mektup arkadaşları var. Hem görenler hem görmeyenlerle mektup arkadaşlığı yapıyoruz. Görmeyen arkadaşlarımıza Braille alfabesiyle mektup yazıyoruz. Müze sorumlumuz Selma Hanım şey yaptı artık. Braille öğrenmeye başladı. Çünkü onlara mektup yazıyor. Müzenin etkileşimi müze gezisi bittikten sonra da devam ediyor aslında. Evet, posta kutusu kaç numaraydı? Üç. 3 numara, değil mi? O şeyde hatta müzeyi gezerken bu hikayeyi bana anlatılmıştı. Onun da aslında bir hikayesi var. Yani aslında Cinelli'nin yaygınlaşmasıyla ilgili sanıyorum, değil mi? Evet. Hemen size bırakayım sözü, siz anlatın. Şimdi Cinali evet çok sevildi, çok tanındı. Yurdun her tarafına gitti, hatta yurt dışına da gitti. Ama bunların arkasında çok büyük bir emek var. Yani ne bileyim, ilkokuldaydım ben ve her yıl yaz aylarında broşürler basılır. 40 bin köy var. Ya da 40 bin okul var. Böyle kalın bir katalog var. Biz o katalogdan 20 bin okula broşür gönderiyoruz. Bu gönderdiğimiz broşürlerin adresi de posta kutusu 3. Yani bunlar gidiyor yurdun her tarafından. Sonra kitap ihtiyacı olan ya da diğer araçlardan ihtiyacı olanlar onu dolduruyor ve posta kutusu 3 Bahçeli Evler adresine gönderiyorlar. Bahçeli Evler Postanesi'nde bir kutu. Her akşam annem ya da babam dönerken oraya uğruyor, işte mektupları getiriyor. Evde biz bunları paylaşıyoruz ve herkes heyecanla açıyor. Kiminkine daha çok sipariş gelmiş acaba? Her akşam böyle bir neşeyle yapıyoruz. Sonra annemle babam o paketleri yapıyorlar evde. Sabah okula giderken postaneye bırakıyorlar.
Posta kutusu 3 tabii bizim hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü buraları hatırlıyorum. Ablam daha da öncesinden bu çalışmalara başlıyor. Çok küçük yaştan itibaren Cin Ali için çalışmaya başladık. Yani biz şimdi kardeşimiz diyoruz ama kardeşimizle bayağı yakın ilişkimiz var. Yani onun için çok şey yapmışız. Evet. Şimdi ilkokul çocuğusunuz, yazıyorsunuz, bir türlü bitmiyor. İşte ben sıkılıyorum. Orada Kayseri yazacağıma sucuklarıyla ünlü kentimiz diye yazıyorum. İşte Rize geliyor, çayıyla ünlü kentimiz diyorum falan. Ben orada eğleniyorum ama tabii bir süre sonra yakalandım. Annem de alıyor, onları böyle katlıyor. Ama şey yapmadı, kızmadı. Sadece yapma bir daha böyle dedi. O da ne yapsın, ne kadar sıkıldığımı tahmin ediyor. Yani bizim evde çok fazla iş yapılır. Yani bütün bu oyunlu okuma araçları evden yürütülür. İşte uzun çıtalar gelir, onlar evde kesilir, boyanır, üstlerine yazılar yazılır, kutulara konup gönderilir. O yüzden biz bu emeğin karşılığını da aldık aslında. Yani en uzak köylerde bile bu kitaplar okundu ve 50 yıl sonra hala insanlar Cin Ali'yi duyduklarında gözleri parlayarak ve teşekkür ederek geliyorlar bize. Bu önemli bir şey. Bundan sonrasında da aynı şeyin devam etmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz aslında. Böyle bir çalışma disiplini içerisinde büyümek peki? Eviniz bir ofis, bir atölye gibi hep anlatıyorsunuz. Bu sizde şu an hem çocukluk yaşantınızda hem yetişkinlik yaşantınız için çok önemli bir motif. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii çocukken çok farkında değildim. Tabii çok sıkıldığım zamanlar oluyor. Önünüzde böyle yığınlarca şey, broşür. Annem az kaldı, az kaldı der. Biter, tekrar getirir. Gene az kaldı, az kaldı der. Ama onlar biraz oyuna falan çevirmişlerdi herhalde. Sıkıldık ama bugün hani ay çok sıkıldım, nefret ettim demiyorum. Tam tersine eğlenceli bir şeydi sıkılsak da. Sonra sadece biz değil, zamanla işte teyzem, yengem, onlar da geldiler. Kuzenlerim büyüdükçe onlar da bu işin içine girdiler. Biz bütün aile böyle çalışmaya devam ettik. O yüzden de bugün hala bütün kuzenlerimizle ilişkilerimiz çok iyi. Çünkü onlar da Cin Ali ile büyüdüler. Hepimiz Cin Ali'ye sahip çıkıyoruz. Vakfı kurarken işte ablamla ben kurucuyuz ama mütevelli heyetimiz de bütün kuzenlerimden oluşuyor. Hatta bunu bir abimize söylediğimizde siz çok büyük başarı elde etmişsiniz. Genellikle akrabalar böyle konularda birbirine girer. Siz birlikte bir şeyler üretiyorsunuz dedi. Tabii bunlar da annemle babamın kucaklayıcı, çok iyi insan olmaları, hep çevrelerine yardım etmelerinin de büyük etkisi var. Çünkü ikisi de yoksul bir aileden geliyor. Bizim evimiz Ankara'da, o zamanlar tabii bu kadar çok ulaşım olanağı da yoktu. Sağlık için ya da başka bir yerlere gitmek için bütün akrabalarımız Ankara'da bize gelirdi. Bizim evde sürekli insan olurdu. Zaten teyzem ve dayım da bizimle birlikte kalıyordu. Onlar, babam, annem evlendikten kısa bir süre sonra geliyor. Teyzem hemen evlendikleri zaman geliyor. Ve ikisi de evlenene kadar bizim evde yaşıyorlar. Ve babamı onlar da baba gibi kabul ediyorlar. Çünkü babalarını çok küçük yaşta kaybetmişlerdi. Babamın adı Pamuk Enişte'ydi. Yani biz bugün çalışıyoruz ama onların çalışmalarının yanında hani bizim bugünkü çalışmalarımız lafı bile olmaz. Çünkü onların zamandaki sıkıntılar, zorluklar çok daha fazlaydı. Ha belki 50 sene sonra da diyecekler ki çocuklarımız, torunlarımız
çok çalışıyorlardı diyecekler. Belki biz de çalışıyoruz da farkında değiliz. O da olabilir. Ama dediğim gibi hep birlikte yaptığımız için şu an o günleri ben böyle çok sevgiyle anıyorum, neşeyle anıyorum. Belki de hani bugün bu kadar çalışabilmemizin, bu kadar Cinali'ye emek verebilmemizin nedeni de o günkü çalışmalar. Oradan gelen bir alışkanlık. Bir de Cinali sonuçta bizim bugünkü hayat şartımızın oluşmasına kaynak olan bir kitap. Yani bizim öyle bir borcumuz da var. O bizi okuttu, büyüttü, tanıttı. Biz de ona bir borcumuzu ödeyelim bu konuda. Evet. Teşekkür ederim. Son olarak pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Ah, bizi bir dokun bin ah işit demeyelim. Biraz bahsettiniz aslında. Bir araya gelmenin yarattığı zorluklardan dolayı yaşadığınız birçok güçlük vardır eminim. Pandemi süresince beklettiğiniz projeler, hem projeler anlamında hem de fiziksel olarak mekanın kullanımı bakımından neler söylersiniz? Biz 1 Kasım 2019'da resmi açılışımızı duyurduk. 19 Mart'ta da pat kapandık. 3 ay hiçbir şey yapmadık 1 Temmuz'a kadar. Hatta 3,5 ay. Yeni bir müzeye tam böyle hızını almaya başlamış, bütün takvimimiz dolu, önümüzdeki bir ay dolu, sabah öğleden sonra okul grupları geliyor, hafta sonları ziyaretçi kaynıyor derken 2 gün içinde şey oldu, bütün randevular zaten iptal edileceği anlaşıldı ve kimse gelmez oldu. Birdenbire o kalabalıktan bir boşluğa düştük. Tabii süreç nasıl devam edecek, ne kadar sürecek bunu bilmemek aslında plan yapmanızı engelliyor. Bizim ziyaretçi sayımız 1 Temmuz'da açtığımızda hani kimse kuyrukta beklemiyordu. Ondan sonra ziyaretçi sayımız %90 azaldı. Yani 100 kişi gelirken taş çatlasa 10 kişi geliyor. Biz bir günde ulaştığımız ziyaretçi sayısına bir ayda ulaşamadık Temmuz ayında. Sonra biraz daha arttı ama sonra hafta sonları kapandı. Büyük bir mali bir yük de getirmeye başladı. Çünkü burası bir tamam kamu yararına bir yer ama buranın da işlemesi için paraya ihtiyacı var. İşlemesi ve yeni şeyler üretebilmesi için. Ziyaretçi gelmeyince ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Tabii bir kısım etkinliklerimizi ya da seminerlerimizi çevrim içi yapmaya başladık. Ama okul gruplarıyla çok fazla biz çevrim içi etkinlik yapamadık. Yapmayı da istemedik çünkü bizi tatmin etmedi. Hani belki ziyaretçiler, çevrim içine katılan ziyaretçiler için doyurucu olabilir çünkü biz müzeye gezdiriyoruz. Masa başında da yapmıyoruz. Hani biz zorluğu seviyoruz. Genelde masa başında bir etkinlik yapıyorlar. Biz öyle yapmıyoruz. 2 kişi, biri kameraman, biri anlatan müzeyi dolaşıyorlar ve orada etkinlik yapıyoruz. Ama bir şeyler eksik oluyor. Sonuçta müzede başta bahsetmiştim. Yani bütün duyularla müzeyi algılamanız lazım. Yani müzeye dokunabilmeniz, koklayabilmeniz, duyabilmeniz, hatta etkinliklerde biz kart yazdırıp pul yalatıyoruz. Çünkü çocuklar pulu bilmiyor. Pulu nasıl yapıştıracaksınız diye sorduğumuzda işte pirit kullanırız, öyle yaparız, böyle yaparız diyor ama hiç kimsenin aklına yalamak gelmiyor. Yalayarak pulu yapıştırdıklarında aslında tadına da bakmış oluyorlar müzenin. Böyle 5 duyuyla gezilen bir müzeyi birdenbire bir ekranın arkasından anlatmaya çalışmak bizi hiç tatmin etmedi. Tabii süreç ne kadar uzayacak ve biz bunu ne kadar yapmak zorunda kalacağız onu bilmiyoruz. Bizim yapmayı düşündüğümüz projeleri de yani durdurduk bir kısmını. Mesela bahsetmedim, Cinali'nin belgeselini yaptık.
Cineli'nin peşinde. Biz müzeyi uygulamaya başlarken bu süreci belgeleyelim dedik. Belgelemek üzere biz yola çıktık. Yani yaptığımız orası yıkıldı, işte filmini çek, burası yapılıyor, boyanıyor, filmini çek. Ama bir süre sonra çalıştığımız Tunga yapım hikayeyi o kadar sevdiler ki Cinel'in hikayesini, biz bunun hepsini anlatmalıyız dediler. O zaman işte başta 35 dakikalık, 25-35 dakikalık olacak film işte 85 dakikaya çıktı falan. Ankara'da neyse ki onun ilk gösterimini yapmıştık ama İstanbul'da ve İzmir'de de gösterimlerini yapmayı düşünüyorduk. Ama yapamadık. Çünkü pandemi geldi, bizim projeler suya düştü. İşte şarkı kitapçığını yapamadık. Bu belgeseli yaparken annemin köyüne gidip orada da annemin tarafından Cineli'yi anlatacak bir bölüm hazırlamıştık. O bölüm çekmiştik, 2 günlük çekim yaptık. Onlar o bölüm ana belgesele girmemek için çok direndi. Biz de oradan yeni bir minik belgesel çıkardık. Onun da gösterimini yapacaktık. Onu da yapamadık. Sonuçta onu çevrim içi olarak yapmaya başladık. Böyle bir takım şeylerimiz var. Bir de hani proje üretemez olduk. Şimdi süreç belli olmayınca işte çocuk edebiyatı üzerinde seminerler düzenlemeyi düşünüyorduk, söyleşiler yapacaktık. 23 Nisan'ın 100. yılında güzel bir sergi yapacaktık ama yapamadık. Hani o sergiyi de çevrim içi yapmak istemedik. Şimdi artık önümüzdeki yıla bekliyoruz. Böyle bir dolu sergi fikrimiz vardı. Onlar kaldı. Ama bugünler elbet geçecek ve biz geçtiğinde tekrar bu coşkulu, yoğun hayata geri döneceğiz. Dört gözle de bekliyoruz artık o hayatı tekrar. Evet, kesinlikle. Ben de aynı dilekleri paylaşıyorum sizinle. Çok teşekkür ederim Nevin Hanım. Çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Cinan'ın bugünün ve geleceğin çocuklarının okuma maceralarına eşlik etmeleri için ortaya koyduğunuz tüm çaba için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum size, tüm vakıf yönetimine, müze çalışanlarına. Ben de programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim ve sorduğun sorular için de çok teşekkür ederim. Çünkü bazı soruları bana hiç sormaya vakit kalmıyor. Hep geçmişteki olaylar anlatılıyor. Onun için ben de çok teşekkür ederim. Cinali bizim hepimizin, biz burada sadece bu işi kotarmaya çalışan bir grubuz. Aslında sizlerle birlikte Cinali yaşamaya devam ediyor. Umarım uzun sürede yaşamaya devam eder. Sağ olun. Dediğiniz gibi Cineli bizim ortak kültürümüzün, ortak hafızamızın çok önemli, çok sempatik bir figürü. O yüzden umarım sağlıklı günlerde buluştuğumuzda Cineli Müzesi'nde ya da Cineli temalı farklı etkinliklerde yan yana gelme fırsatlarımız da olur. Görüşmek dileğiyle öyleyse. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.